Gönül, yani bir haftadır ses seda yok. En son işte sana söylediğim telefon konuşması, o kadar. Tamam canım, ben de merak ettim ne oldu diye. Peki şeyi soracağım Meltem, bu Didem'in doğum gününün yapıldığı mekanın kamera görüntüleri geldi mi? Hı hı, polis inceliyor. Ama yani bana sorarsan bu adam her kimse bu kadar bariz bir şey kanıt bırakmaz yani. Orada kameraların inceleneceğini biliyor. Ha, orada değil miydi diyorsun yani? Bilmiyorum. Hani oradaysa bile sonuçta o akşam oraya gelen insanların kim olduğu belli. Kamera görüntüleri incelendiğinde hani farklı biri olunca da ortaya çıkacak. Böyle bir şey yaptıysa bile mutlaka bir planı vardır. Bir şey düşünmüştür. Belki de geldi oraya, içeri girmedi. Yani oradaymış gibi gösterdi kendini. O da olabilir Meltem. Ya her şey olabilir. Ama dediğim gibi hani eğer oraya geldiyse ve bir kanıt bıraktıysa da mutlaka bir şey planlamıştır. Ama ben sana söylüyorum bak, bu kadar sessizliğin arkasından kesin bir şey çıkacak. Belki de çıkmayacak canım, nereden biliyorsun? Hayır, bir haftadır seni korkutacak hiçbir şey yapmadı. Aramadı, mektup yollamadı, kimsenin karşısına çıkmadı. Belki de bu olay böyle silinip gidecek yani. Hiç zannetmiyorum, hiç zannetmiyorum. Neyse canım, ben bir gelişme olursa sana haber veririm, tamam? Tamam canım, mutlaka ara beni, tamam. Tamam, yani şey aslında yani Haluk evde. Daha fazla konuşmayayım, ne olur ne olmaz, yakalanmak istemiyorum. Okey canım, hadi hoşça kal. Hoşça kal. Emine! Ben bakıyorum, geldim. Aa. Ne oldu? Meltem Hanım, burada bir şey var, kutu var. Aa, ne kutusu? Bilmem ki, biri kutuyu bırakmış gitmiş. Ne yazıyor üstünde? Meltem'e diyor. Ben internetten sipariş vermiştim, o benim. Sen ver onu bana. Aa, evet, ben internetten sipariş ettim. Ama öyle şey olur mu canım? Kutuyu böyle koyup gitmişler, bir imza falan almamışlar. Olmaz ki. Herhalde acelesi vardı Emine yani. Ya şimdi böyle şikayet etmek lazım. Ya bunu böyle kapının önüne koy git. Ya böyle başkası alsa? Tamam, ben de gerekeni yaparım, şey yaparım. Sen merak etme, tamam. Ya olmaz, gereken falan olmaz yani. Ya kesinlikle şikayet edilmesi lazım. Bu kadar para vermişsiniz siz. Almışsınız bunları. Biri gelse alsa gitse böyle imzası falan. Aa, olur mu canım? Uzatmasak artık. Ay yok, uzatırım yani ben Meltem Hanım. Yani ben rezillik ya, çekilmez bir şey. Olmaz. Tamam Emine. Ne oluyor? Ya Haluk Bey, yani şikayet etmesi lazım. Böyle kutu getirmişler, kapının önüne koymuşlar, gitmişler sonra. Emine tamam, ben gerekeni yapacağım, yeter artık. Yok, bir şey abartıyor işte. Ay yok, abartmıyorum ya. Niye abartayım yani? Siz de lütfen söyler misiniz? Bir dakika, yani bir dakika. Ne olduğunu bana bir anlatın önce. Ya Meltem Hanım internetten bir şey sipariş etmiş. Ondan sonra getirmişler bu kutuyu böyle kapının önüne bırakmışlar. İmza yok, hiçbir şey yok. Sorumsuzluk yani, sıfır. Emine tamam dedim, ben gerekeni yapacağım. Bir mail atarım, hallolur sen artık. Hadi git bir çay demle. Hadi. Peki. Hı. Ben de şunu odaya götüreyim. Şş, şş, şş. Hı. Ne var onun içinde? Bunda? Ha? Öyle ben şey aldım ama bir şey yok. Yo yo yo, ben de bir şey aldım, bir şey yok demek. Yani benden saklanan demek ki böyle pahalı bir şey alınmış. Ne o? Ay yok canım, öyle pahalı şey bir şey değil. Öyle bir şey değil canım, yok yani bir şey değil. E niye kaçırmaya çalışıyorsun o zaman? Ay niye kaçırmaya çalışayım canım? Sen niye ilk defa yani benim aldığım şeyle bu kadar ilgilendin? Ben onu anlayamadım. Aç bakalım ne almışsın? Yok. Niye canım şimdi? Ne gerek var? Hayır, sen eve gelen paketlerle ilgili hiç bu kadar endişelenmemiştin. Merak ettim. Niye endişeleneyim canım? Bilmem, böyle bir kekelemeler bilmem neler. Söyle. Meltem. Hı? Söyle. Ay, neyi söyleyeyim Haluk? Ya adam gibi söyleyecek misin yoksa sabaha kadar ısrar mı edeyim? Söyleyemem Haluk, çünkü içinde ne var ben de bilmiyorum. Evet, seni dinliyorum. Tonlarca makyaj malzemesi aldın değil mi? O yüzden benden kaçırıyorsun. Hayır efendim canım, niye öyle bir şey yapayım? Hayır.
Bak bu gizemli hareketler, böyle göz süzmeler, böyle gevelemeler falan. Yani daha çok merakımı arttırıyorsun. Yani sen internetten bir şey istemiş olsan bir kere yani bunu karşılamak için böyle kırmızı alı falan sereriz biz normalde. Sonra onu böyle bir kutlamayla açarız. Sen böyle aldığın şeyi bize bir saat gösterirsin. Haluk güzel mi? Haluk bir baksana. Haluk ilgilenmiyorsun diye. O yüzden ben seni çok iyi tanıyorum. Kaç yıllık kocanım. O yüzden şimdi adam gibi ne oldu? Hiç canım belki de öyle açıp gösterip deneyebileceğim bir şey diye yani ne biliyorsun? Bak işte kekeleye kekeleye konuşuyorsun. Nedir o zaman? Bilmiyorum. Evet. Ha? Hı? Hı? Nedir? Söyleyemem. Niye? Sürpriz bu. Ne sürprizi? Sevgililer günü. Aman yani bir şey yapayım dedim, sürpriz yapayım dedim yani. Ağız tadıyla da sürpriz yapamıyorum artık sana yani Haluk. Ya Haluk Bey beğendiniz mi yaptığınızı? Sürprizi bozdunuz. Yani, yani. Ay, illaki ne var ne var ne var ne var ne var içinde ne var içinde ne var içinde. Ne hediye var işte? Ya ne gerek var böyle sevgililer günü sürprizim? Ne demek ne gerek var Haluk? Ne demek ne gerek var yani? Yarın sevgililer günü tabii ki alacağım. Boşuna masraf. Nedenmiş o? Ya bırak bunu biz kutlamayalım. Biz sevgili değiliz ki, biz evliyiz. Bırak onu böyle yeni yetme sevgililer kutlasın. Yani bizle alakası olmasın. Bari bunu pas geçelim. Bir kere bütün sevgiler kutlanmaya değer. Yani içinde şu kadarcık sevgi olan herkes bence bu günü kutlamalı. Bir tek sevgililer günü felsefesini yapmadığın kalmıştı. O da oldu. Tebrik ediyorum. İnsanlara böyle gül satmak için, böyle kalpli yastık satmak için uydurulmuş saçma sapan bir gün. Hani ne var bunda? Yani insanların birbirlerine sevgilerini göstermek ya da söylemek için bahane üretmelerinin bence hiç mahsuru yok. Sevgililer günü, doğum günü, evlilik yıl dönümü, yok tanışma günü. Ya günler bitmiyor ki. Ne güzel işte Haluk zaten bitmesin. Ya ömrümüzün ne kadar olduğunu bilmiyoruz ki. Mümkün olduğu kadar çok kutlama yapalım. Hatta bence bu var olan günlere biz yenilerini de ekleyelim. Mesela ilk el ele tutuştuğumuz gün, ilk sarıldığımız gün, ilk göz göze bakıştığımız gün. Ya da ne bileyim işte ilk bu eve taşındığımız gün. Ben bunların hiçbirini tarihini hatırlamıyorum. Hatırlaman da gerekmiyor zaten. Ya mesela bugünü İlk el ele tutuştuğumuz gün ilan edip kutlamak için de bütün gün el ele İstanbul'u gezebiliriz. Meltem eskiden ben böyle önemli günleri hatırlamadığım zaman sen böyle hani üzülür, kabuğuna çekilir, böyle içine falan kapanırdın. Şimdi hatırlamadığım zaman üsteliyorsun böyle hani yılmıyorsun. Bu azminiz takdire şayan. Teşekkür ederim. Çok mersi Emine ama ben artık kendime ittim. Yani eskiden böyle küçük detaylara üzülüyordum, kırılıyordum. Şimdi ise onları geçtim. Ya mesela illaki bir günü kutlamak için o günü hatırlamamız gerekmiyor ki. Aklımıza her gelen gün o günü kutlayabiliriz. Neden olmasın yani? Felsefeye bak. Yani Meltem Hanım böyle sürekli bir şey kutlamak için böyle kafasında günler uyduruyor. Aa niye uydurmak olsun Haluk? İlk el ele tutuştuğumuz gün yok mu? İlk bakıştığımız gün yok mu? Ha? Bu eve taşındığımız ilk gün de var. Bir sürü günler kutlanabilecek. Ama şimdi yani mesela şöyle düşün. Evet senin doğum gününü kutluyoruz ama ben niye senin doğum gününü sadece seni de bir gün kutlayayım? Ben sen doğduğun için mutluyum. O yüzden aklıma gelen her gün kutlayabilirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde.